Arkadaşlar merhaba. LED ampulümüz gördüğünüz üzere bir yanıyor, bir sönüyor. Bununla ilgili nasıl bir çözüm yapabileceğimizi sizlere ilerleyen aşamalarda göstereceğim. Do it yourself, yani kendin yap prensipleri çerçevesinde buna bir çözüm bulmaya çalışacağım. Siz de gördüğünüz bir göz kırptı, bir açtı kapadı. Özellikle ısındıkça daha da artıyor. Bir sonraki bölümde aşama aşama bunları size anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, lambayı söktükten sonra buradan bu şekilde çevire çevire şöyle sağ sol yapa yapa şu şekilde. Evet, biraz zor. Burada lambayı bu şekilde çıkartabilirsiniz. Burada hafif bir yapışkan bir madde var. Bu yapışkan maddeyi aldıktan sonra bu şekilde ledler geliyor arkadaşlar. Buradan bir çift vasıtasıyla şu şekilde kaldırıp şurada bir devre var. Tahminci bu devrede problem var. Artık bu devreyi değiştirmektense başka bir fikir geldi aklıma. Burada bir lehim yaparak arkadaşlar bu ledin arızalı olduğunu fark ettim. Ve bu ledler gördüğünüz üzere artıdan baş artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi seri bir şekilde bağlanmış. Benim şöyle bir fikrim yaparken aklıma geldi. Lipo pille ledleri paralel bağlayıp acaba kesintisiz bir ışık kaynağı sağlayabilirim düşüncesine dönüştü. Bunu şimdi idrak etmeye, uygulamaya çalışacağım bir sonraki bölümde arkadaşlar. Öncelikle bu yolların bağlantısını bir şekilde kesmem lazım. Her ledin bağlantısını kestikten sonra hepsini paralel bir şekilde artı eksiye bağladığım zaman büyük bir ihtimal bu ledler çalışacaktır. Zaten bu led de arızalı, bu ledi de tespit ettim. Arkadaşlar burada yaklaşık olarak ben voltaj olarak da 110, 100 volt falan ölçtüm. Yani bunları aşağı yukarı her biri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane led olduğunu düşünürsek yaklaşık 10-12 volt arasında çalışma aralığı olduğunu düşündüm. Ve şimdi bunu tatbik etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Evet arkadaşlar, bu şekilde plaketimdeki bütün yolları kazıdım. Kazdıktan sonra bunların seri bağlantını koparttım. Bakırları tamamen bu şekilde bir yan keski veya bir tornavida ile bu şekilde kazıdım. Şimdi kutupları tespit edeceğim. Dediğim gibi bir tane lipo pilim var. Yaklaşık olarak voltajı da şu an 11-12 volt civarlarında. Şimdi olarak bir tane ledimin sarı uç eksi, kırmızı uç artı olarak değdirip bakacağım polarizasyonuna. Gördüğünüz üzere değdirdiğim anda led yanmaya başladı. Bunların hepsini paralel yapacağım. Sarı eksi ise diğer kutup artı oluyor ve diğer şekilde eksi artı eksi artı bir kalemle yazarak bu işlemi bitireceğim. Daha sonra bunu paralel bir şekilde lehim yaptıktan sonra hepsini toplu bir şekilde lipo pilin çıkışına vereceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merak ediyorum. Bir sonraki bölümde anlatacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde lehimleri yaptım. Zaten bir tane arızalıydı. Şimdi kablolarla şu gördüğünüz noktaları eksi artı eksi artı eksi artı paralel bir şekilde bağlayıp lipo pilimden güç vereceğim. Bakalım sonucu beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, en nihayetinde lehimleme işimiz bitti. Bu şekil bir ortaya çıktı. Bir devre ortaya çıktı. Hepsini paraledik. Eksi artı eksi artı eksi artı bu şekilde paralel bir şekilde hepsini bağladık. Şimdi eksi ucuma lipo pilimin şu gördüğünüz lipo pilimin eksi ucunu değdiriyorum. Diğer arka kalanda artı ucunu değdirdiğim an gördüğünüz üzere lambalar yanıyor. Şimdi bunu ampulün içine tutturduğum zaman lipo pilli bir ampul elde etmiş olacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Ben de bir sonraki bölümde göreceğiz. Evet arkadaşlar, lehimleri tamamladım. Lipo pilimin uçları burada gördüğünüz üzere turuncu artı sarı eksi olarak ayarladım. Şimdi lambamızın artı ucuyla lipo pilimizin artı ucunu, lambamızın eksi ucu, lipo pilimizin eksi ucunu birleştirdiğim zaman gayet gördüğünüz üzere canlı bir şekilde lambamız yanıyor ve 220 voltta çalışan bu lambamızı yaklaşık olarak 11,1 voltluk lipo pille bu şekilde yaptık. Artık kış aylarında elektrik kesilse bile bizi aydınlatacak gayet güçlü bir ışığımız var.
Bu da böyle bir çalışma oldu. Tamamen merakımın peşinden giderek böyle bir şeyler yaptık. Kanalımıza abone olup bizleri izlemeye devam edin. Bu tip videolar gelecektir arkadaşlar. Bizleri desteklerinizi lütfen esirgemeyiniz. Teşekkürler.